Merhaba. Londra'da Ulusal Galeri'deyiz ve Leonardo da Vinci'nin Kayalıklar Bakiresi isimli eserinin ikinci versiyonuna bakıyoruz. Tablonun ilk versiyonu Paris'te bulunuyor. Eserin ikinci versiyonu olduğu tahmin edilen bu tablonun bir kısmını Leonardo'nun öğrencilerinin yapmış olabileceği düşünülüyor. Bu durumun o dönem için son derece normal olduğunu bilmelisiniz. Sanatçılar atölyede çalışırken öğrencileri bazen resimleri tamamlamalarına yardım edermiş. Bir eserin tamamlanmasında rol oynayan şeyin sadece resmin boyanması değil, aynı zamanda o eserin çıkış noktası, yani sanatçının kafasındaki fikir olduğu düşünülünce tabloyu boyama aşamasında öğrencilerden yardım alınması son derece olağan geliyor. Şimdi şu iki soruya cevap vererek devam edelim. Neden bu resmin iki versiyonu var? Ve bu resmin yapılması neden bu kadar uzun sürmüş? Resmin yapılmasına 1491 yılında başlanmış ve eser 1508 yılına kadar tamamlanmamış. Aslında hiç tamamlanmadığını iddia edenler de var. Resim sipariş verilirken Leonardo'ya resmi tamamladığında ödeme yapılacağı belirtilmiş. Ancak söz konusu ödeme sanatçının beklentisinin altında bir rakam olunca sanatçı da bu resmi bir başkasına satmış. Sonra da şu an bakmakta olduğumuz eserin ikinci versiyonu üzerinde çalışmaya başlamış. Bu eserin ismini Kayalıklar Meryem'i olarak da duyabilirsiniz. Çünkü burada Bakire Meryem kayalıklarda resmedilmiş. Biz bu videoda daha sık kullanılan adıyla devam edelim. Kayalıklar Bakiresi oldukça ilginç bir eser. Zira genelde Meryem'i cennette bir tahtın üzerinde otururken görürüz. Baktığımız eserde ise Meryem bambaşka bir şekilde resmedilmiş. Alçak gönüllü Meryem tanımını hatırlatan bir tavırla tevazu içinde yerde toprağın üstünde oturuyor. Yerde oturuyor olması aynı zamanda tabiatın onun için taht haline dönüştüğünü simgeliyor. Rönesans döneminde tabiata ayrı bir önem verildiğini ve saygı gösterildiğini biliyoruz. Burada oldukça geniş bir alanı kapsayan bir manzara resmedilmiş. Rafael'in tablolarındaki gibi sadece ufak bir çayırlık alan değil. Şimdi resmin detaylarına odaklanalım. Her bir figürün kim olduğunu ve eserde neler anlatıldığını incelemeye başlayalım. Burada ana figür olarak Meryem'i görüyoruz. Meryem, bütün figürlerin oluşturduğu piramidin en üstünde duruyor. Sağ eliyle iki çocuktan yaşça biraz daha büyük olanı tutuyor. Bu çocuğun vaftizci Yahya'yı temsil ettiği düşünülüyor. Bu figür, çocuk İsa olduğu düşünülen figür için dua ediyor. Hazreti İsa da onu kutsuyor. Sağ tarafta ise bir baş melek görüyoruz. Baş meleğin arkasındaki kanatlar ancak dikkatli bakınca fark ediliyor. Meryem'in oturuşu ve duruşu son derece zarif. Başını sağa eğmiş. Omuzları sağa doğru, alt bedeni ise sola doğru kıvrılmış. Sağ eliyle çocuğu tutuyor, sol eli ise havada. Duruşu son derece zengin detaylara sahip olarak resmedilmiş. Aslında Meryem'in bedeninin bu duruşu yüksek Rönesans döneminden bir resme bakmakta olduğumuzu hemen belli ediyor. Burada gördüğümüz insan bedeninin son derece zarif şekilde hareket ettiği oldukça detaylı kompozisyonlara sahip yüksek Rönesans resim tarzı. Ha bu akımı başlatan kişi ise Leonardo. Kompozisyon bütünsel bir yapıya sahip. Resimdeki figürlerin hepsine birden baktığımızda bir piramit şeklinin oluştuğunu görüyoruz. Meryem'in vaftizci Yahya'nın omzundaki eli oldukça sertmiş gibi görünüyor. Adeta onu çocuk İsa'ya doğru yönlendiriyor. Burada sanatçının derinlik duygusunu ne kadar başarılı yansıttığını görüyoruz. Meryem'in diğer eli daha önde bize doğru uzanıyor. Çocuk İsa'nın içinde bulunduğu alanın içinde gibi görünüyor. Ancak onu hiçbir şekilde yönlendirmiyor. Ee, sonra buradaki meleği görüyoruz. Son derece zarif ve nefes kesen bir güzelliğe sahip. Olağanüstü bir güzelliğe sahip olduğu söylenebilir. Resimde ilahi bir ortamda bulunduğumuzu hissediyoruz. İsa Peygamber ise bu ilahi alanın içinde kendi özel alanına sahip, ayrıcalıklı bir konumda. Ee, yerde durgun ve temiz su olduğunu görüyoruz. Bu dokunulmamış su Meryem'in saflığına gönderme yapıyor olabilir. Aynı zamanda yıllar sonra olacak olan bir olayı, yani Aziz Yahya'nın İsa peygamberi vaftiz etmesini simgeliyordu olabilir. Bu aynı zamanda masumların katliamı olarak bilinen olaydan kaçarken gerçekleşen bir karşılaşmanın hikayesi. Resim, Meryem'in günahlarından arınmış olarak dünyaya geldiği görüşünü savunan Milano'da bulunan bir kardeşlik derneği tarafından sipariş edilmiş. Eserde buna ait göndermelerin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Eserdeki saflık vurgusunu pek çok detayda yakalamak mümkün. Suyun saflığı ve korunan bahçe gibi. Bir de Meryem'in belini çevreleyen, oldukça dikkat çeken parıltıdaki sarı kuşak var. Tüm bu figürlerin yüzleri ve kolları tuhaf bir şekilde merkezdeki o boş alanı, anne karnını çevreliyor gibi. Resmin genel görüntüsü ve arkadaki gökyüzü gerçekten muhteşem. Resimde kullanılan renkler oldukça koyu. Figürler arka plandaki karanlığın içinden beliriyorlar. Bu, Leonardo'nun geliştirdiği sfumato adı verilen bir teknik. Kelime anlamına bakacak olursak sfumato duman gibi havaya karışıp yok olmak anlamına geliyor. Eserde keskin çizgiler görmüyoruz. Bu da yüksek Rönesans dönemi eserlerinde rastladığımız yumuşaklığın ve zarafetin bir yansıması. İster insan vücudu olsun, ister bitki örnekleri veya yüzey şekilleri, figürlerin oldukça natürel, yani gerçeğe yakın resmedildiğini söyleyebiliriz. Bunu mümkün kılan ise Leonardo'nun sadece bir ressam değil, içinde yaşadığımız dünyayı çok iyi gözlemlemiş ve özümsemiş gerçek bir sanatçı olması. Ressamlık bu büyük sanatçının yaptığı işlerden sadece biri. Aslında anatomi ve bilime ilgi duyan pek çok diğer Rönesans dönemi sanatçısı için de aynı durum söz konusu. Tabii Rönesans dönemi dendiğinde akla ilk gelen sanatçının Leonardo olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hoşçakalın.